Ne yazıyordum? Girdik abi. Hoş geldin mi? Hoş geldin diyor. Videoya hoş geldin diyor. Aa ne güzel bak. Vallahi segway. Abi adam var slow motion bitmiyor falan. Böyle bir David Lynch karesi yapmak istedim ya, ama. Çünkü o zaman yukarıdan çekildi. Çeneme su geldi. Çene suyu. Çene suyu bu arada. Merhaba. Türkü bu arada aynı zamanda. Değil çeneme mi? Su geldi. Çeneme su geldi. Aynen. 1000 derece su getirsem arınamazsın. Çok yanlış anladığım bir türkü vardı benim. Zaten yani nasıl olabilir ki böyle bir şey? Ama hani sıcak temizliktir yani. 1000 derece bile getirsem arınamaz. 1000 dereden olduğunu çok geç öğrenmiştim. Evet hoş geldiniz. Şimdi yarışmamızın finalistler çok değişmiş. Dünyanın en kötü finalistler bu arada. Hangi yarışmanın finaline bu üçünü kazandık bilmem ama bir sürü şey kaybettiğimize emin olabilirsiniz. Ya öncelikle bir sizin sakalları bir kutlayalım bayağı. Ha, kendine geldi değil mi? Kendine geldiniz yani. Evet bir minik bir pause verin. Toparlıyor ya. Zaman geçince toparlıyor. Ben uzatmaya karar verdim. Uzun bana yakışıyor muydu? Sana ilginçtir kısa bile yakışmış ya. Ya çok bir fark yani. Yani olmuş yani adam. Size hiç olmamış. Bize olmadı. Biz gıdılar yüzünden ya. Ama size olmuş. Gıdı birliği. Gıdı birliği. İşte bu. Ben de gıdılıyım. Ama sen sakallısın. Benimkini iletebilir misin oraya? Yok bir dakika. Olmadı bir dakika. Ben bir önce bir dakika. Siz ben 3 2 hayır. Bakın ben sabit duruyorum. Siz şey öyle yapacaksınız. Mi? Evet 3 aynen. 2 1. Evet. Hayır, çok kümülatif bir el çırpması. Ya el bugünün çırpması enerjisini bu. Harcadık diye düşünüyorum. Bundan sonra dakika. Bugün içerisinde başka mi? Enerji harcamamıza gerek yok. Ben ölüyorum zaten yani yavaştan. Sağ olun. Evet bu arada geçmiş faranjı dileklerinizle alayım ben Fatih Sonat'a ileteceğim. Faranjit çok böyle zührevi hastalıkmış gibi. Estağfurullah. Değil mi? Yani öyle sound'a. J'den sound dolayı. J var J ya. J çok erotik. J harfi işin içine girdiği zaman. İçin işine. İçin işine girdiği zaman. İçin işine, içini. Kurtlar Vadisi jenerik müziği değil mi? Mesela içinde J olup masum olan bir kelime var mı? Jandarma. 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 Masum. Gittikçe böyle jitem. Seneye konuşuyorum. Jale. Yok bu arada. Peyzaj. Evet, peyzaj da seksi ama şey değil o. Seksi çok şey. Yabancı bir kelime. Hayır. Kime yabancı? Bak. Santrifüj ama çok yabancı var. Kelime dedim kardeşim. Zorlama bir kelime. Santrifüj bu... Hiç değmeyecek el hareketleri izleyeceğiz arkadaşlar. Hazır olun. Bitki mi? Buzdolabının bir parçası değil. Falan. Ne demek santrifüj? Şey arabanın banlamasını sağ. Yanlış yerden. Buldum. Santrifüj sağlayan. Karbüratör o antifriz evet. Evet ya doğru. Santifriz. Ama santifriz şey böyle. Santigasol la vardı bir tane nereliydi o? Delmeli bir şey diye düşündüm. Delmeli bir şeyse cumartesi. Peru mu? Evet. Paraguay. Paraguay'dı büyük Paraguay. Ihtimalle. Şokel lakabı da gibi. Şokel. Ben de öyle şokel lakabı. Yani Tuğcan oradan öyle kelimeler atmakla olmuyor. Santifriz dedi. Neymiş anlamı? Bu laboratuvarda falan böyle sabit dönen tüpleri döndüren bir şeyler var. Siktir hiç tutturamamışız. Ama ben şey animasyon yakalamışım. Ha soğutucu işte. Buzdolabı parçası dedik oğlum. Buzdolabı parçası işte. Ben animasyon yaptım böyle bir şeyi delmek gibi dedim ama. Ha. İşte o hareket çok evet. Evet. Biz konuyla bağlantılı bir şey bu. Söylemiyorsun. Çok şu an konu çok bilimsel yerlere gidiyor. Gerildim. Başlayalım mı? Ne diyorsunuz? Başla sor bakalım. Sorular geldi sizden. Twitter'dan sorduk. Yanıtladınız. Askerlik sonrası birikmiştir sorularınız diye düşünüyoruz. Evet sorular geldi sizden. Fendi çalmış mı? Orkun sen de anlatacaksın. Şey ya Seinfeld'in Orkun espri geçişi Orkun gibi oldu. Orkun ne yapıyor ki öyle? Salak saçma hareket. Genel. Onlar hep böyle şeyler yapmıyor. Normal YouTuber attitude dediğimiz. Biz de yapıyoruz gerçi o yüzden çok şey yapmayayım. Biz ama yaptık mı falan. Bilmiyorum arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bu Enes'le karışımı oldu. Bu bence... Öyle olsaydı daha kötü Türkçeydi. İğne alıyordu. İğne olan birinin... Evet, ilk soruyla başlıyoruz. Twitter'dan kim sormuş diye bakıyoruz. Berkay PSD. Askere toplu gittiğiniz için indirim aldınız mı? Keşke öyle bir şey olsaydı bu arada. Peki. Biz niye toplu gittik ya? Ben kimse inanmıyor toplu gittiğimize. Aynı anda direkt aynı anda başvurdu. Aynı anda başvurdu. İnsanlar öyle bir şey yok yani. Ha yok mu? Ha, yok, 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 İyilik yapıldı orada ya. O konuda bir hani itimas geçildi yani gibi. Ne bileyim şey olmuyor mu? Başvurduğun yani. Zaman yapıldı sisteme ama çok saçma. Düşüyorsun. Çok saçma da. Tamam da bizim başvururken bile aramızda başka insanlar yoktu, vardı. Yoktu. Doğru. Nasıl yoktu oğlum? 9.30'da sen, 10.30'da ben, 11.30'da ben. Hayır, hep beraber çay içerek girdik ya orada başvurduk. Hayır kardeşim.
kardeşim. Hep beraber gittik. Senin ran biri öldü dışarıda. Ne oluyor? Burada senin ran bıraktı. 10-15'teydi. Sonra... Biz gittik bankada işimizi falan hallettik. Sonra Boğaç'ın tamam, sırası seninki... geldi. Ben niye geçiş yapmıştım? Ama o arada kimse yoktu ki. Olmaz olur mu canım? Bir dakika doğru ben birazcık bekledim. Ama hayır, ben ne için tamam, yine de şöyle düşün. Sisteme o sırada düşüyorlar ya. Hani sırada? Ya şimdi başvuruyu alıyor, onaylıyor. Sisteme geçiyoruz biz şimdi böyle. O sırada aynı anda geçtik. Böyle geçtik biz. Bir yüzün içerisindeyiz anladın mı? Bir yüz başvurudan dolayı diyorsun sen. Dolayısıyla bulk bulk alırken onları o yüzün içerisindeki herkesi aldılar. Bulk 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 güzel bir gün ölmek için. Teşekkürler. Güzel bir şarkı dedim. Bak 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 güzel bir gün. Bak bak güzel bir gün ördek için. Ördeğin bir günü nasıl güzel? Ne yapsa güzel. Avlanmadığı bir gün. Avlanmadığı ve yaşadığı bir gün. Yüzdüğü bir gün. Bu daha kaliteli gerek var mı? Kaliteli bir günmüş gerçekten bir ördek için. Ördek yediniz mi lan hiç? Evet yemedim. Ben böyle belgesellerde çok böyle tatlı hayvanlar falan gösteriyorlar ya, egzotik falan hiç ülkemizde olmayıp tadlarını merak ediyorum. Biri yiyor falan onları yapıyor. Ha, dünyada acaba, bir yerde birisi. İşte, aa ne kadar tatlı hayvanmış. Acaba tadı nasıldır falan diyorum böyle çok. Her şeye böyle mi düşünüyorsun? Ya, çok sadece tatlı, hayvanlara özel bir şey umarız. Hayvanlara özel canım. Mindhunter yeni sezon bu arada diye. Katil var aralarında böyle. Böyle bir gömleğe bak ya şey Notre Dame'ın kamburundaki rahip gibi. Amiş. Burada. Herhangi bir rahip. Ama Notre Dame'ın kamburundakine benziyorsun şu anda. Evet ya şu anda. Aynı seksüel enerji geliyor senden de. Evet, İçinde bastırılıyor. İçinde seksüel. Hayır askerden geldin ya o yüzden. Şununla bastırılıyor. Allah'ta o bele yükseliyor. Şununla bastırılıyor. O hani açıldığı anda Chernobyl 4. reaktör seviyesinde bir ısı enerji açığa çıkıyor. Estağfurullah hepimiz aynı durumdayız bu arada. Ben gerçekten... Niye bu durumdan bahsediyorsun? Çok kötü oğlum ya. Kadınsızlığı ya. Sen biliyor musun? Bak, ben askerde bir tane kadın gördüm, bir tane de duydum. Vallahi duyulan... ikinciyi mesela görmedik provaya giderken. Duyduğumuz kadına aşık olan 4 çocuk vardı bizim koğuşta. Varlığına aşık olun yani. Sizin de şeyde çalışan, neydi, revirde çalışan bir kadın. Erkek. Devirde çok. Bize full erkek vardı. Bir tane kadın vardı. Çocuklardan bir tanesi telefonunu almaya çalıştı. Oh. Ama yani hiç de değecek bir şey değil. Hani. Ay akşamdan ışık mıydı? Bizim son adı aşık mıydı? Yaylalar. Hakkında son durum nedir? Komşu kızını zapt eylediniz mi diye 4 tane alt alta flow'u var. Sonunda şeyden çıkmış. Önce ay akşamdan ışık mıydı başlayalım. Işık mıydı? Yok ya. Tamam. Bizim son adı aşık mıydı? Okey. Yaylalar hakkında? Yaylalar hakkında üretebilecek bir şeyimiz yok. Tamamdır. Komşu kızını ne yaptık? Zapt eylemedik. Eylemedik tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Altı sorununa devam ediyoruz. Zıbuni'den videodayken bir şiir dinliyorduk. Az önce resmen zaten bir şiir okuduk gibi bir şey oldu. Eskiden şiir okuyorduk hatırlıyor musunuz? Evet ya. Bir şiir. Evet. Buna bir şiir devam edecektik. Ben size atıyordum kafamda bir şeyler. Evet. Bu aç bir şey kalmayınca anlatabilecek. Evet, bize yani. Şiir kilitliyordu. Çok keyifli günler. O yüzden şu an belki size bir şiir okuyacak. Seni gördüğüm ilk gün bir işim vardı. Buluşamamıştık. Seni gördüğüm ikinci gün hasırsak başlıyorum. Buluşamadıysan nasıl gördün ki? Hasır takledim ben. Evet, harika. Bir şekilde mi hasır? O kadar hareketli hasır olur mu? Kamyonetin arkasında hasır olmamalı. Şeyler, kasapların hasırları vardı ya. Ekstra rol ekledik. Köy yolunda giden hasır. Köy yolunda giden hasır mı? Cama çağırmaz hasır. Yatay medeniyetler sofrası diye bir restoran fikrim var. Kimse. Oğlum yatarak yemek yenmez diye. Herkes reflü, deli gibi reflü var içeride. Böyle bir reflü var. Durmadan sesini. Hadi doğrul, hadi. Anneler var bir sürü. Evet, yatay medeniyetler sofrası eğer açabilirsem çok eğleneceğiz düşünüyorum. Hoş geldiniz diye karşılıyorlar. Şu yere takılıyor. Şuraları falan hep kırmızı ve yağ böyle buldum akmış. Selam. Ayran. Ayran var. O zaman Ali Atay medeniyetler sofrası. Atay bir sonraki soruya geçelim. Oğuz Atay diyoruz. Oğuz Atay. Kedi rüyası soruyor. Kedi rüyası kız Niki. Yok be ben de öyle bir baktım da. Tanıyorum o çocuğu ben ona da söyledim. O zaman niye sordun kız mı diye.
Kız Niki dedi. Ha kız Niki. Daha önce sormuş muydu? Yok, tanıyor mu çocuğu? Gerek var mı? Tanıma yapamadım. Evet. Sevgili olacak olsanız hanginiz hanginizi seçer? Buna benzer bir şey. Ha, birbirimizle mi sevgili olsak? Yok. Çok heyecanlandım ya. Bu konuyu daha önce. Ben bir şeyler hazırlamıştım. Aşırı var böyle. Sevgili mi oluyorsun? Ben net Boğaç'la sevgili olurdum ya. Ay, bunu yapacak mısınız? Kardeşim beni... Kardeşim beni bir şey sanmıyorsun. Ben sadece kardeşim benim falan. Klansın. Yırtıyorlar sana. Yani şey, ben Sonat'la Gönül eğlendirirdim. Bu ikisinden biriyle evlenirdim büyük ihtimalle. Sen zaten benle evlisin. Ama şimdi bak, senin tipin... Ne var? Şeye müsait yani. Ne? Böyle takılmaya. Seks için diyorsun. Ha, seks için kullanırdım bunu. Beni nesnelleştirmez misin? Cinsel obje diyor. Ya şimdi ben... Niye cinsel obje olayım ya? Ne bileyim, duygusal bir şey yaşamak ister miydin? Sen istemezsin diye yani. Biraz daha konuşayım ben size bir şey. Ya, siz kimi tercih ederdiniz? Hadi söyle. Ben sen sadık adamsın falan diye şey yapıyorum yani. Duygusal müzik mi? Yanlış şeye bastım, pardon. Emekli öğretmen. Bu sevişme müziği mi? Motora binip gittiğiniz müzik bu. Yani motora binip bir yere gidiyorsunuz çölde. Bu hiç duygusal bir müzik olmadı oğlum. Çok minör. Mad Max yani. Minör oğlum. Minör mü? Witness me diyorsun ya. O kadar minör bile değil aslında. Vedat minör bu. Sen kimle evlenirdin onu söyle. Evlilik yok. Evlilik diye bir şey tamam, demedim. Tamam. Sevgili oluyoruz ya. Yani sevgili olacaksan... Ya Berk'le çok eğlenceli bir ilişki geçirebileceğimi düşünüyorum. Yani çok güzel gezerdik. Çok güzel gezerdik. Homofobik gibi de ama değil de gibi. Ne bileyim hani. Bir şey izlerdik, çok eğlenirdik falan. Ben de ciddi ilişki düşünen yok mu aranızda gerçekten? Ama hakikaten sen... Yani... Kanka şimdi o vibe'ı vermiyor. Evet, evet. Nasıl vermiyorum ya? Böyle beni üzecekmişsin gibi, o yüzden sana... sana çok bağlanmamaya çalışırım. Hangi hareketimden bu sonuca vardın? Sen farklı davranırsan ama sevgili olurdum. Hangi hareketimi değiştirmemi istiyorsun ya? Ya yani oğlum, bir şey değiştirmemi istemiyorum zaten de yani... Ne bileyim, öyle yani bir vibe var. Ne yani. İstedin de mesela şu ana kadar? İyi ki istemedim yani. Oğuzhan Öztürk'ün bir sorusu var. Ben çok korktum. Ne? Oğuzhan. Hayır. Karşıki dağlar jandarma mıydı? Benim için jandarmaydı. Ama diğer dostlarımız için öyle miydi? Bize daha yok. Gerçi size göre karşıki dağların jandarma olması daha mantıklı. Bizim karşımızda çünkü... alışveriş merkezi vardı. Maltepe'de. Karşık dağlar alışveriş merkezi türküsüyle devam ediyoruz. Evet. Özelliği olmayan bir türküyle. IKEA böyle. Çok büyük IKEA vardı. IKEA. İki tane A var. Çok büyük. IKEA evinizin her şeyi. Mehmet 5 sormuş. Bu biliyorsunuz dördüncüsü çok sevildiği için. Mehmet'in 5.sini de yaptılar. S5'i var. S5'i de yaptılar. Askerde sadece sizin güldüğünüz espriler yapmaya devam ettiniz mi? Benim askerdeki koğuş arkadaşlarım çok komik çocuklardı ya. Yani bayağı onlarla beraber güldük, eğlendik yani. Aynı şekilde ben de öyle. Askerde her şey komik gelirmiş, öyle derler. Geldi mi? Şınav mı? O şey ya. Yok yani böyle mizahın seviyesi hani düşermiş, her şeye gülmeye başlar. Aslında benim duyduğum mizah yükseliyor. Çünkü hani böyle çok uzun dönem askerlik yaptığında... yapmadım mesela. Yok evet, çünkü yok orada. Öyle biri yoktu. Orada pan yok canım. Bir tane işte şey vardı, bir tane Hataylı bir çocuk vardı. İşte Hataylı Samara. Hataylı Samara demişti işte. Sen anlatmış mıydın sana bunu yoksa? Tweet. Ha, tweet atmış. Tweet takip ediyorum ben seni. Ya. Çok gülüyor seni. Ben yani hiç böyle başka bir adamdım diyebilirim. Yani böyle aşırı neşeli falan da değildim. Ona göre. Falan diye böyle bir sinirli. Biz eğlendik ya açıkçası. Hani. Yok, eğlendim ama hani ben şaka yapmadım öyle. Evet. Lakabınız çok... neydi? Lakabınız var mı? YouTuber lütfen yani. YouTuber. Destroyer falan. Gecelerin yargıcı. Öyle diyorlardı arkadaşlar, onu gecelerin yargıcı. Frigus ve Ignis sormuş. Doktor Bey uyumadan önce kulaklarımda bir matkap sesi yankılanıyor.
Tinnitus bu arada. Asla unuttum. Ne? O çınlama. Çınlama mı? Çınlama derler. Cevapsız. Neydi? Baby Driver'da mı vardı? Hmm, onun öyle bir rahatsızlığı vardı mesela. Ha, müzisyenlerde oluyor mesela, o kötü oluyor bayağı. Gevşe sıkınca da oluyor. Çok kötü oluyor. Ya var ya, kulağında bir çınlama oluyor bütün gün. Hatta geçen bir video seyrettim, o çınlamanın tonu her gün değişiyormuş. Nasıl? Oo. Aynı notada çınlamıyormuş. O çıldırtır o ya. Aynen. Allah. Mesela bir gün uyanıyorsun, başka bir notada çınlıyor falan. Bunun tedavisi ne gerçekten? Bildiğim kadarıyla yok. Yani bastırıyorsun sadece. Aynen. Yani bir müddet sonra duymamaya başlıyorsun zaten. Şeymiş, beyin ignorluyor bazı şeyleri. Aynen. Mesela burnumuzu da hep görüyormuşuz. Ama beyin ignorluyormuş, şey yani. Görmüyormuş. Uzun süre. Mesela Buğra uçak sesleri duymadı uzun süre. Hı-hı. Biz oyun oynuyoruz bilgisayarda, Discord'dan. Falan diye bir ses geliyor böyle Buğra'dan. Buğra ne oluyor ya falan diyor. Ha, uçak geçiyordur abi. Avengers uçağı geliyor. Böyle. Çünkü bir devam duyduğu değil, için. Bir tek ben değil, bu şeyde de hani genel olarak hayvanlarda da var bu olay. Köpek bile hani ilk gün, ilk geldiğinde bizim eve şey oluyordu, yani aklı çıkmıştı. Yani korkunç bir ses. Şimdiden 5 yaşında depremi de duymamaya başladı. Mesela deprem olduğu zaman tepki vermiyor. Çünkü durmadan hani onlar bir ses duyuyor ya. O yüzden tepki veriyorlar öncesinde, çıtırdamaları falan duyuyorlar. Hayvan o kadar yüksek bir sese alıştı ki artık hani ufak sesler onun için bir şey değil yani. Onları duymuyor artık. Biz askerdeyken. Bir de köpek, sen çok korkarsın gerçekten ya. Çok korkunç yani bir şey. Ne, bir de görmüyorsun. Anlamıyorsun. Yani. Sen bakıp anlayabiliyorsun da o bakıp anlamıyor. Yani. Hiçbir fikrim yok yani. Babamın köpeği vardı, onu gezdiriyorduk köyde. İki defa hayatında inek gördü. Köyde biz, niye köpek gezdiriyorsun ya? Ya işte dolaşırken o da geliyor. Gezdirmiyoruz da, doğru söylüyorsun, saçma oldu. Onunla yürürken inek gördü ilk defa ve onun için şey yani, bizim ejderha görmemiz gibi bir şey ya. Böyle kaldı hayvancağız böyle. Öyle oldu. Bir de bebekken falan almıştık hani şey, mesela annesiyle beraber öğreniyor onu hani, ha bu zararsız, yanından geçiyorsak okey falan diyor. Hiç görmedi ya, böyle kaldı, hareket ettiremedik hayvanı. Aynen işte, aynısı Pixel'e şeyde olmuştu, at gördü. Küçük kuyuda bizim yazlıkta. Ha, aklı çıktı değil mi? Hani onun için şey gibi hani insanlar da şey görüyorlar hani, büyük bir köpek olarak görüyorlar ya da benden de büyük bir şey, böyle çok büyük bir köpek yani, büyülendi mi bakıyor, inanamıyor böyle, çekiyorum gelmiyor, bakıyor sadece oturup. Kitleniyorlar böyle, çok tatlıydı. Çok değişik bir olay. Evet, İdris Usta bize bugün neler yaptın falan diye. İdris Usta sormuş, neden görmek için bu kadar körüz, incindiklerimiz, siz? Nelerimiz? Neden görmek için bu kadar körüz, incindiklerimiz, sen? Neden görmek için bu kadar körüz, incindiklerimiz, siz ve ben? Why are we so blind to see demiş. Hiç böyle şiirdir. Anladınız mı göndermeyi? Duygusal şeylerdir falan. Gangsta's Paradise yazmış. Ha, deminki. Why are we so blind to see? Deminki. Şiirdir, duygusal şeylerdir falan. Hiç böyle merakınız oldu mu ya da depresyona girdi? Yok. Duygusal şeyleri açar mısın? Şarkı maksimum. Bir şarkıda hislendiğim şarkı zaten. Ya, duygusal olarak değil ama müzik olarak çok hislendiğim olmuştur. Mesela Kansas'ın, Kansas diye bir grup vardır. The Pineapple diye bir eseri vardır. 10 küsur dakikalık. Yine toplam 4 kişinin. Mesela gözlerim dolmuştu çocukken. Çocukken bile. Bu arada hani yeni değil. Çocukken dediğim mi ortaokul. Ben çocukken çok eğittim. O kadar. Bir büyük ihtimalle yani şeyden, siz bilmiyorken ben dinliyordum onları diyor şu an. Ya benim de mesela çok sevdiğim şarkılar, çok böyle duygulandığım şarkılar falan oluyor ama düşünüyorum hani boş işler bunlar. Ya. Ya ayrıldıktan sonraki süreçte mesela şey oluyor ya, her şarkının seni anlatması gibi böyle salak bir şey yaşadın mı? MSN'de duruma yazma şarkı sözünü falan. Gibi. Böyle hani tabii canım. Aa, bu benim falan. Her şeyle empati kuruyorsun. Evet, oluyor. Ama şey diye düşünüyorum onu. O da böyle bir şey hissetmiş, yazmış demek ki. Ha, işte evet, empati kuruyorsun böyle. Ama çok aptal bir dönem o ya. Şiir olayını hiç yapmak için yapıyor ya hani zaten. Karşı tarafa. O da zaten tabii, size göre MSN'den. Empatik. Hani bak işte bana böyle düşünüyorum. Böyle atıyorsun. Güzelmiş. Varsa hani geri atılacak işiniz. Hiçbir yeri demek ki gençken. Tabii tabii yanlış. Yanlış yere iş attık, buraya kadar geldik. Kiril alfabesiyle gelmiş. Gün başladı da bitiyor mu demiş. Gün başladı da bitiyor mu sizce? Bugün senin öyle bir şey vardı, story'm vardı. Evet. O şarkıyı siz mi buldunuz yoksa açtınız mı bir yok yerde? Yok ya, açtık. Evet. Başladı da bitiyor mu peki? Şu anda gözümün önüne Winnie the Pooh kıçı gelmesi
Yani bu aslında postmodernist bir dünyanın şeyi, biliyor musun sen o gifi? Bir tane gif var, hadi gün başladı falan diye Winnie the Pooh. Evet. Beni seviyorum, beni seviyorum. Beni seviyorum. Beni seviyorum bu tweet'i bu arada. Böyle bir şey var. Biz askerdeyken mi oldu bu? Yok canım, bu çok yıllardır var. Hadi ya. İnternetten eski galiba. Birbirine yolladığı, yaşça büyük. Ceza nefret sende eskidir. Gifler var ya onun gibi. Plaka yerli. Tam bir gerçekten. Bu arada orada söylediği nefret grubu vardı. Cezanın bir tane şarkısı Sus Pus mu? Göt aç. Hayır hayır, o değil. Onun sonu güzel. Sus Pus. Göz gözü görmüyor hep pus. Evet. Çok güzel lan. Klibi de çok, klibi de çok güzelmiş. Evet, geçen izledim. Cezadan sisli bahsedeceksek puslu. Cezanın yani, çoğu şarkısı. Çoğu anahtardan bahsedelim, nefretten bahsedelim. Yani, hızlı konuşuyorum diye anlamıyor mu? Sanki yavaş söylesem anlayacak haspam gibi bir şey söylüyor. Yani, of. Cezanın eski şarkıları da çok iyiydi. İçin nefret zamanında. Abi şey, Rapstar evet, albümü ne? Ben ezbere biliyorum. Aa, onun Canlı Erçetin'de söylediği hangisiydi? Bu şehir insanı. Evet. Uzan kılıyor. Evet, bunlar en güzel şarkısı. Nasıl en güzel şarkısı? Hayır, kıramadım. Anne. Nasıldır onun? Bu kadar çöpe gel. Birleştiği şarkılar bunlar. Ne alakası var? Cezir Ancet'in şarkısı çok güzel. Cezir bu yüzden düet yaptı. Kanadımı kırdılar, uçamadım anne. Savaşa soslara koşturdum. Ama bak o da güzel. Ama hani nefret bölümü çok daha iyidir. Holocaust'u gönül gösteriniz. Senin için yazılmış her şey. İstanbul muhteşem bir şarkı ya. Keşke bak bir ömrü vereceğim işte bu şehir benim. Bir demir atmış ki gönlüm. Yosun tutmuş limanda kalmış toprağım. Da servetim var, acılarım, çocukluğum ve geleceğim bağlamış. Bunlar bilmiyor galiba Özgür, bunlar bilmiyor. Hiç yani bilmiyor musun? Come on baby, bunlar come to me, ben seni sevdim deliler gibi. Batsın bu dünya, bitsin buraya, gözlerim açınca olsaydın karşımda bam bam. Cama vuran erdem lan, yağmurun sesiyle uyanan adam. Kabus Kerim, Karakan'dan, aşkı sevgiyi senle tadan. Mersi, mersi canım mersi, aşkımız bu muydu, ne oldu hepsi? Kaynıyor sokaklar sıcak, sokaklar soğuk su var da içecek. Ben ama müthiş bir performans yaparken ayıp, ayıp olmuş. Evet, 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 evet. Burayı keser ama ayıp. Niye? Şişiyormaz. Ceza buna laf eder mi ya? Ceza şeker gibi bir adam. Al bir de buradan ya, kafasite mesajı sıra atlarsa yapalım. Ben Karakan'ı çok severdim. Yalar, hani yerde altın olan topraklar, yama, yaman olan tek şey rüya, rüyalarda gelenin şey ise para. İnsanlığın bir zaman altında, kıkak gizemli hesabı istiyor hava. Çok güzel şarkı ya. İçeriği böyle üretmemiz diyorum, çok güzel. Bir bahçemiz var. Cezanın bir taraf çiçekse bir taraf. Yakın zamanda babasını da kaybetti. Buradan başı sağ olsun. Başı sağ olsun. Sagopa Kajmer'le de barıştılar gibi bir şey oldu. Sonrasında bilmiyorum ben ne oldu. Hayırlısı. Hayırlısı olsun diyoruz ve sıradaki soruyla olacak. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Evet. Haftanın filmleriyle devam ediyoruz. Depresyondaki 8. cüce. Okay. Nicky mi? Sormuş. Anime izliyor musunuz? İzliyorsanız hangileri? Güzel bir soru. Keyifli. Ben izlemiyorum. İzleyeceğim ama. Ben de izlemiyorum. Bu One Punch Man'in ikinci sezonunu izliyorum şu an. Geldi mi? Netflix'te yok, başka yerlerde. Shingeki no Kyojin'i seviyorum. Naruto'yu izledim, Death Note'u izledim. Neydi? Full Metal Alchemist'i izledim. Ne oldu? Ben şarkı söyleyince elit oluyordum. Tokyo Ghoul'un son sezonunun berbat olduğunu düşünüyorum. Castlevania'yı izledim. He? Castlevania muhteşem. Castlevania çok güzel. Tokyo Ghoul'u izledin mi? İlk sezon muhteşem. Sonrasında başka isimle devam ediyor. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Gerçekten çok güzel başlıyor. Sonrasında ama boka sarıyor. Yani onu boka sarıyor da çok güzel anime ama. Boka sarıyor. Boka sarıyor. Boka sarıyor iyi yani. Boka sarıyor. Ama filaları izlemeyeceğim. Onları biraz sona doğru. Sona doğru. Ne oldu? Çok güzel. Ne oldu? Boka sarıyor. Naruto falan mı? Boka sarıyor. Kalimari maç tane. Kodumun Ankara. Kol kreması. Öyle bir video vardı, ben vermişiz. Ohayo bassan bassan şeklinde bitiriyordu teyzemiz. Bilmiyor musunuz onu? Kodumun Ankara diyen Japon teyzeyi bilmiyor ondan musunuz? Ondan açayım mı? Kodumun Ankara. Kodumun Ankara. Ohayo bassan. Ohayo bassan bassan. Şey oluşmuyor Ankara'yı. Ankara'yı sevmeyen Japon teyze değil mi? Aynen. Aynen. Ama yine de en güzeli bildiğiniz üzere Japoncu küfür. Dur. Dur. Kodumun Ankara. Koya basam. Koya basam.
Çok güzel ya. Kodumun Ankara. Çok güzel böyle şey. Normal Japonca giderken kodumun Ankara diye giriyorsun. Size izninizle o Japonca küfrü canlandırmak istiyorum ezbere bildiğim için. Yokta ken kötü ya. Ego itamas kuyu kotuna. Ha ne kum. Ve devam ediyoruz. Bizden sonra o videoyu açın. Aynısını yaptım ya. Bu kadar olabilir. Böyle yani. Bir yeteneğimiz var diyorsun. Evet evet. Pardon. Maalesef hiçbir işe yaramayan bir... Kızını bir yere getiren bir skill diye düşünüyorum. Lynch Burp Lemonat. Yotte kenka to wa igai to yasuppoi otoku da na. Nasıl olabilir? Hiç aynısını yapmamış mıyım ama? Güzel. Gerçekten çok iyi. Ve sen kesiyorsun. Ne ki acaba? Anlamı ne acaba? Yazıyordu yani, altında. Evet, birisi yazmış ya. Bu alakasız bir şey yani. Küfür falan değil doğal olarak zaten. Çok saçma. Birebir olması çok evet zor. Ya bu kadar müthiş olur. Ama biraz sanırım şiveyle falan da alakalı. Şive değil de işte neyle. Şeyle. Farklı oluyor ya. Telefonan şiye telaffuzu. Ya benim kendime harakir yapmış. Askerde düşüyor mu? Diye sormuşlar. Kalkarsa sıkıntı. Şafak mı? Yani bir şeyler, düşen şeyler var askerde ama. Özgüven. Özgüven. Libido. Libido, özgüven. Bunlar düşen şeyler. Öyle çıkan şeyler de genelde komutan üst kata çıkarken falan diye. Pelda sormuş. Abi sakallarınız ne zaman çıkar alışamıyoruz. Sen ne kadar haklısın. Peki kim alışabildi ki? Yüzünüz kaşınıyor mu böyle hani sakal kestikten sonra yeniden çıkarken? İnanılmaz bir kaşıntı var ya. Bunda o bir ilk ilgili... çıkarken çünkü işte kaşınıyor olabilir. Bu noktada artık kaşıntı başladı hani. Bu noktadaysa bir görünmeni tavsiye ederim. Tamam, nereye? Bana falan. böyle çağırmak için böyle ev atıyorsun insanları. Bahtiyar Bonaparte sormuş. Kule kuleye bakar, kuleden kızlar bakar. Post 42 dururken... Orkun Işıtmak'a kim bakar? Hayda! Yürüyüş kararı saydığınız doğru. Hadi lan, geçen bir tane YouTube'da şey gördüm. Orkun'un işte bir tane videosu, uzaydan atladım falan gibi bir şey. Altına şey yazıyor, Post 42 izleyicileri bu kanalı da izliyor diyor. Ha, evet, onu kaç kişi izlediyse artık YouTube öyle bir uyarı verdi. Dijital, abi yani böyle bir durum var. Dijitalden kaçamazsın işte, böyle yakalanırsın. Rezilik vallahi. Niye? O bizim için kötü bir şey bu. Bizim için kötü bir şey. Sadece oraya bakarak konuşabilirim. Ne gerek var? Yok yok, seviyoruz. Neyi seviyoruz ya? Başka neyi seviyoruz ya? Repaim Yevgeni ne gerek var demiş. Bunu Tuğcan almış. Be. Almış tabii. Bunu AG'de. Bu sorunun uygun olduğuna karar vermiş bu içeriye ve almış ya. AG'de aranızdan kim intihara daha yakın? Herkes konuşabiliriz bir dakika. Ben fena değilim. Ben bunu konuşmamız gerekiyor. Bunu konuşmamız gerekiyor. Bir anda şey yapmayın. Mutlu. Ben sıramı savdım falan. Ben bu aralar mutlu değilim. Neden? Niye? Bilmiyorum. Genel. Ha, konuştuğumuz... Böyle mi konuşuyorsunuz siz? Fatih Terim misiniz diye konuşuyorsunuz. Böyle bir şey galiba, asker sonrası gene böyle mekan, ortam değişti ya her şey. Ha. Adaptasyon sebepli galiba bir sıkıntı ben oldu. Ben seni sabah 6'da uyandırırım istersen bir yere vurarak. Yürüyüş kararı sayıyorum. Say! Burak? Kafa kafayı ne zaman çekmeye başlayacaksın? Ha, öyle bir içeriğimiz vardı. Daha bir de yerimiz yok olmuş lan. Burada ya. Evet, masamız yok artık. Şuraya bir setup olur. Şunu da çekebiliriz aslında. Sevmediniz diye biz çekmiyoruz, yoksa çekeriz. Bir kitlesi var demek. Baktık biz böyle oturup da aynı izliyorsunuz. O kadar dekor hazırlayınca da, dekor hazırlamada masayı çekiyoruz ama o aynı izliyorsunuz. O zaman niye yapalım yani, ekstra çaba şeklinde düşündük. Bu kadar basit. Çok haklısın. Bir de biz yaparken çok fazla araştırma işine giriyoruz. Evet, aynen. Çok daha anlamsız oluyor. Düşünüyorum biraz. VR için geçen 1,5 saat araştırma yapmıştım. Evet ya, çok uzun sürdü. İşte değmedi yani. Değmedi. Belki de benim yaptığımız daha fazla sen. Ulay Rıza sormuş. Yürüyüş kararı sayalım mı? Say. Bir. Sayalım. Hayır. Ama neyi sayalım? Pim çek bomba atma. Eğitimde merhamet, vatana ihanet. Pim çek bomba atma. Çok sert ya. Çok iddialı. Evet, çok iddialı. Evet ya. Sonra istirahat veriyor 40 dakika. Sıkıntılı. Evet. Mehmet, yaza hazır mısınız? Abi yaz bitmiş be. Hazır mısınız? Sence hazır mıyım? Yok. Ben yazı sevmiyorum ya. Hiç sevmiyorum hem de. Kışı seviyor musun? Bahar seviyorum ama illa bir tercih yapacaksam kışı tercih ederim. Sonbahar. İki bağırdı olur. Sıcak mı tek sebep? Baharlar birinci sıcak tercihim. Bir sonra kış, sonra yaz. Ama hı, kilo verince aslında tek yaz sebep güzel oluyor. Sıcak abi mi? Evet, aynen. Bizim bir de şey, yüzünden.
İnsanların tatil anlayışıyla benim tatil anlayışım uymuyor çoğunlukla. Hani tatil yapıyorum gibi gel. Ben akşama kadar uyumak istiyorum mesela tatilse eğer. Ama alarmla uyanılan bir tatil. Kardeşim yaz kış aynı şeyi yapamazsın. Kadar saçma bir şey var mı? Yani şezlong kalmıyor. Alarmla efendim. Çok uyanmıyorsun. İşte yani. Sanki yani. Tatilde hele hiç ya. Adamın çalışma anlayışı da tatil anlayışıyla aynıymış. Aynen öyle. Hayır yani alarm kurup denize inmek falan böyle saçma, böyle tatil mi oldu? Abi oğlu koyma. O evet, o saçma, ona katılıyorum ama hani en son işte, 11'de kalkıp da denize gidebilirsin. İşte en son Ece vazgeçmişti. Kendi sabah uyanıp şezlong kapıp geri geliyordu yani. Öyle yapmıştık. Çözümü öyle bulduk. Biz bu aşa zamanında Ankara'ya gittiğimizde de öyle bir plan anlatmıştı bana. Şey demişti işte, kahvaltı varmış. Şeyden bahsetmişti. Yani şey mi yapsak acaba? Yani sabah kalkıp kahvaltı edip 8'de sonra tekrar geri mi yatsak falan demiştim. Yani çok mantıklı falan dedi. Yani otel için mantıklı abi gayet. Çünkü çok güzel oluyor kahvaltı. Yapmadık sonra ama. Sıcak patates falan çıkıyor öyle. Şovunu yapıyorsun orada, yiyorsun ya. Ben şeyi çok istiyorum. Orada böyle duruyor ya adamlar. İstediğin şekilde yumurta yapmak için bekliyor böyle. Müthiş bir lüks yani otellerden. Şöyle istiyorum falan diye söylüyorsun, yapıyor falan. Müthiş ya. İstediğin şekilde. Burjuva mı? Burjuva mı? Yumurta istiyorum ya, Allah Allah. Gören adamlar var ya. Gören de havyar. İstediğin şekilde yumurta yapmak istiyorum dedi. Nasıl istiyorsun yumurtayı? Rafadan hadi. Değişiyor ya o günün mooduna göre işte. Mesela bugün nasıl ya, isterdin? O günün keyifli geçmesini çok istiyorsam. Çok mutsuzsan nasıl bir yumurta yemek istersin? Katı. Şey aynen böyle şey. Mutsuzsan katı. Falan diye kendime uğraşıp. Yaptığın var ya, gereksiz bir yorgunluk olan bir yumurta çeşidi var ya. Şey, aşk. Böyle anlamsız sen açıyorsun falan. Hangi yüzyıldayız yani? Kaynatılmış. Gelmiş. Ben orada şeyi çok moralim bozuyor. Haşlama mıydı? Neydi onun ismi? Haşlama değil. Haşlanmış yumurta. Haşlanmış yumurta. Haşlama değil ama yani. Haşlanmış olması gerekiyor. Ne yani? Onda şey çok beni yaralıyor. Böyle başta gayet güzel açıyorsun falan. Bir hata yapıyorsun ve yarısını alıyorsun ya yumurtanın. Kabuklu oluyor artık. Ben size bir trik söyleyeyim mi? Çok üzüyor beni. Haşlanmış yumurtanın en kolay soyulma çeşidi şu. Vuruyorsun, her tarafını böyle kırıyorsun. Sonra şey yapıyorsun. Açıyorsun bir yerden açıyorsun. Sonra şöyle bir yerden soymaya başlıyorsun. O zar şeklinde geliyor. Yani işte gelmiyor bazen ya. Olabilir. Ben ama benim en büyük hayal kırıklığım bir şey oluyor. Mesela böyle işte sıvı, hala sıvı halinde olduğunu düşünerek yaklaşıyorsun olaya. O çok kötü oldu. Ama böyle değil falan. Gerçekten. Kaskatı böyle siyah olmuş. Kaşık kalıyor orada ya. Ben hakikaten mutsuzum. Böyle akacak şeyi çok severim ben. Bancam falan diye hayal ediyorsun. Rafadan ben de çok seviyorum. Ekmeği banıp da dağıttığın yumurta şekli var ya. Patlattığın o sucuğun patlıyor, sucuğa gidiyor. Çırpılmış da güzel oluyor bu arada. Menemen is underrated bir olay yani. Çok fazla menemen hani övülür, şey yapılır falan filan ama yine de bence yeterli seviyede övülmüyor. Çok üst düzey bir buluş ya. Yani biz buna domatesi bir geniş bir şey yapalım. Altyapısı domates olsun. İşte peyniri olsun, biberi olsun falan. Üstüne 2-3 tane yumurta kıralım, o onu birleştirsin. Bu çok iyi bir buluş yani. Altyapısı biber olduğunu düşünüyorum ben. Olur mu lan? Bibersiz domates, şey menemen var. Domatesiz var ya? Menemen var mı? Oğlum bir dakika, bibersiz menemen olabilir mi? Ya zorlasan oluyor. Şimdi biber ve domates katmazsan zaten hani 3 tane içerik var. Biber, domates daha yumurta. Önemli abi menemende sonuçta. Yani menemen falan hiç böyle tartışmaya değmeyecek şeyler. Çok lezzetli. Neden ömrünü böyle tartıştı ya? Yok abi menemen lan sonuçta yani. Bundan i̇şte sonra değil. Dünyada hiçbir yerde menemen yapılmayacak deseler üzülür müsün? Ben üzülürüm. Ben biraz ben vallahi üzülürüm ya. Ama çok da... Oğlum yumurtanın en güzel hallerinden bir menemen. Menemen çok güzel bir buluş. Hem sebze yiyorsun, hem peynir, kaşar böyle eriyor falan. Kaşar hem şey yumurta... Eriyen kaşar taklidini ben yapar mısın? Yapmam. Hem de yumurta gidiyorum böyle ağza doğru. Menemen lan bu, abartmayın. Ay, yok, soğanlı, tam soğanlı yap, soğanlı yap, domatesli yap. Menemen ya bu karışık olduğu zaman çok tadı şey oluyor. Karışık ya. Değil, kaşar koydum sadece. Niye karışık? Kaşar koyan adam sucuk da koyar. Patates koyan var oğlum. Kaşarlı güzel oluyor. Ben konuşmaya ama. Devam etmek istedim. Kaşar demişken. Kaşar demişken buradan. Kaşar demişken sadece Beyza. Diyor ki kaşarlı ve çikolatalı ekmek denediniz mi? Muazzam bir şey. Hiç denemedim tatlıyla ama... Tatlıyla tuzluyu karıştıran insanlara gerçekten cheesecake şey yapıyorum. Cheesecake yiyorsun ama. Cheesecake. Şöyle bir trik. Benim gibi cheesecake yiyorsun. Şu tatlı bir şey. O tatlı. Ne trik? Animasyonu. Animasyonu yiyor. Trik trik Lab ne? Ne? Nutella. Teşekkür ederim.
inanılmaz bir labne şey. Nutella. Labne Nutella. Ama labne... Cheesecake zaten de yani. Yani cheesecake'in altyapısı ama... Muazzam sağlıksız. İnanılır. Evet çok iyi. Ama labne sonra. Çok boş güzel. Yani. Boş bak, bir içerik. Ekmek böyle ya. Birine labneyi sürüyorsun. Bak labneyi seven bir insan yoktu. Nutella'yı sürüyorsun. Tamam bak bunu kabul ediyorum. Tabağa koyuyorsun. Harika oluyor. Ha. Bunu kabul ediyorum çünkü labne tek başına tatsız olan bir şey. Yok yok bayağı güzel oluyor. Labneyi daha az labne boş ki. Labneyi seven insanın olmadığını iddia ediyorum. Ben evimde her dakika labne bulunur. Labne olmayan tek bir saniye yok. Ama labneyi sevdiğin için değil. Labne ile beraber bir şeyi yemeyi sevdiğin için. Yo labne sürüyorum. Ha, labne tek yiyor musun? Evet. Ben yiyorum ya. Yiyorum, yiyorum tabii. Yemiyorsun siktir git. Ben yiyorum. Kabul etmiyor be. Hayır. Salam bir şey mesela. Kızarmış ekmek ve labne. Ay. Bu. Bir dakika ciddi misiniz? Gerçekten. Labneyi tek başına yiyen insanlar mısınız? Gerçekten. Evet abi. Çok ha, ilginç. İlk tercihim o değil. Hindi füme. Şöyle güzel sandviçe bıraktın hindi fümeyi. Anladın mı? Domates belki biraz. Ya da tatlı bir şey istediğin Nutella sürüt. Amerikan rapçilerin para ve uçaktan bahsettiği şekliyle hani salamdan ve peynirden bahsediyorsun. Ya çok bir sürü labnemiz var. Hayattaki çok ufak detaylar. Ama ya. Kaldırıyor böyle kolyede. Salam böyle olur. Değil mi? Yani mutluluk bildiğin parayla falan olur ya. Peki. Sen de... Minibüslerde klima açılmaması bir insanlık suçu mudur? Evet. Evet. Teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Cins gidiyor böyle. İzlediğiniz... Görüşürüz. Bak, bir şey demiyormuş bu. Rizeli izliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kameranın şeyi bitiyor şu anda. O yüzden kapatıyoruz. Yoksa biz konuşurduk. Konuşurduk. Hadi Gangster Cenneti'ni bitiriyoruz. Son, iki, üç, dört. Been standing most of lives living in the gangster's paradise. Been standing most of lives living in the gangster's paradise. Lan madem zaman vardı diye bitiriyoruz o zaman. Allah Allah. Çocuğa gir yukarıdan. Ya hadi. Mani, mani. Al işte bak o arkadaş görüyor musun? Bir kere eğlenceli bir şey yapar sonra gene yapsın istersen. Yok abi. Ama ne yok abi? Hayır öyle bir şey yok. Bu ne ki? Öyle bir şey yok. Name yok. Name yapma. Herhangi bir halkalık günü. Dışarıda telefonla konuşmak çalışan biri var. İçeriden Gangster Cenneti adlı şarkıyı söylüyor. Hadi görüşürüz.